A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız. 1. Cumhuriyet döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yabancı okullardaki Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulmasını kararlaştırmıştır. 2. Balkan, Antantı, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tarafından kurulmuştur. 3. Hatay sorunu Türkiye ile Fransa arasında yaşanmıştır. 4. Lozan Barış Anlaşması ile kurulan Uluslararası Boğazlar Komisyonu 1936 yılında kaldırılmıştır. 5. Musul sorunu Türkiye ile İngiltere arasında yapılan Ankara Antlaşması ile çözülmüştür. 6. Türkiye, Osmanlı dış borçlarının son taksitini 1954 yılında ödemiştir. 7. Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sorunu 1930'da çözümlenmiştir. 8. Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında kurulmuştur. B. Aşağıda verilen Atatürk'ün sözlerinden her birinin numarasını ilişkili olduğu dış politika ilkesinin başındaki kutucuğa yazınız. 1. Yeni Türkiye'nin takip edeceği siyaset belirsiz ve keyfi olamaz. Bu, gerçekleştirilemeyeceğimiz hedefler peşinde koşmamak ilkesiyle uyumludur. 2. İç kuruluşa dayanmayan dış politikalar her zaman yeni kalır. Bu, Türk kamuoyunu dikkate almak, 3. Milletlerin siyasetinde ancak menfaatleri vardır. Kimsenin kimseye dost olmayacağını bilelim. Bu milletin çıkarını her şeyin üstünde tutmak ilkesi. 4. Türkiye ilkelerine bağlı olarak kesinlikle barışçı bir siyaset takip etmelidir. Bu da milletin hayati tehlike düşmedikçe savaşa girmemek. C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D. Yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Türkiye, Nozan Anlaşması'yla bağımsızlığını uluslararası alanda kabul ettirmiştir. Bu ifade doğrudur. 2. Musul sorunu Türkiye'nin istediği şekilde çözümlenmiştir. Bu ifade yanlış. 3. Türkiye, Osmanlı dış borçlarının bir kısmını para yerine çeşitli ürünler vererek ödemiştir. Bu ifade doğru. 4. Türkiye, Milletler Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden biridir. Bu ifade yanlış. 5. Montrö-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Bu ifade de yanlış. 6. Türkiye Sadarlat Pakti'ni kurarak Batı sınırının güvenliğini sağlamıştır. Bu ifade de yanlış. 7. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmenoğlu'dur. Bu ifade doğrudur. 8. Lozan Barış Antlaşması ile gayrimüslim Türk vatandaşlarına siyasi haklar verilmiştir. Bu ifade doğrudur. Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Lozan Konferansı'nda imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'nin Boğazlar asker ve silahtan arındırılacaktır. Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak boğazlardaki trafiği düzenleme ve kontrol etme yetkisine sahip bir Boğazlar Komisyonu kurulacaktır. Boğazların asker ve silahtan arındırılması nedeniyle ileride Türkiye'yi tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde Milletler Cemiyeti'nin özellikle de İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'nın garantisi devreye girecektir. Hükümlerine göre 1. Boğazlar meselesi uluslararası bir boyut kazanmıştır. 2. Boğazların güvenliği Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle sağlanacaktır. 3. Türkiye boğazlar üzerinde tam egemenlik sağlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bu yargılardan sadece birinci olan maddeye ulaşılmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 2. Atatürk dönemi Türk dış politikasındaki 1. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme 2. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma 3. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerinden hangileri Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu göstermektedir? Bu ilkelerin üçü de Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu göstermektedir. Doğru cevap D şıkkıdır. 3. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmak için başvurmayıp davet edilmeyi beklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir? A. Milletler Cemiyeti'nin Hatay meselesinde Fransa'yı destekler bir politika izlemesi B. Milletler Cemiyeti'nin Musul sorununda İngiltere'yi desteklemesi. C. Milletler Cemiyeti'nin 2. Dünya Savaşı'nı önleyememesi. D. Japonya'nın Milletler Cemiyeti'nden ayrılması. Evet, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmak için başvurmayıp davet edilmeyi beklemesinde Milletler Cemiyeti'nin Musul sorununda İngiltere'yi desteklemesi etkisi olduğu söylenebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Türkiye ile Yunanistan nüfus mübadelesi sorununa nasıl bir çözüm bulunmuştur? 1 Aralık 1926 tarihinde Atina'da yapılan bir anlaşma ile sorun çözüme kavuşturuldu. Fakat iki devlet arasındaki gerginlik 1930 yılına kadar devam etti. 1930'da Ankara'da imzalanan nüfus mübadelesi anlaşması ile sorunun çözümlenmesinden sonra Yunanistan Başbakanı Venizelos Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye Başbakanı İsmet İnönü Bey de Yunanistan'a bir ziyarette bulundu. Böylece iki ülke arasındaki gerginlik yumuşama sürecine girdi. Bu yakınlaşma 1934'te Balkan Antantı'nın imzalanmasına ortam hazırladı. 2. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye açısından en önemli hükmü hangisidir? Neden? Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların yönetimi ve savunması Türkiye'ye bırakılmış. Böylece Türkiye Boğazlar üzerinde tam egemenlik hakkını elde etmiştir. Bu gelişme Atatürk'ün barışa dayalı milli dış politikasının Önemli başarılarından biridir. 3. Lozan Barış Antlaşması'nda dış borçlar sorunu nasıl bir çözüm getirilmiştir? Lozan'da tartışılan en önemli konulardan biri de Osmanlı Devleti'nin borçlarıdır. Bu konuda çalışmalara başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti savunulması gereken konularla ilgili 14 maddeden oluşan bir talimatnameyi konferansa gidecek olan heyete vermişti. Bu talimatnamenin 10. maddesinde dış borçlarla ilgili şu ifadeler yer almaktadır. Düyonu Umumiye Türkiye'den ayrılan memleketlere dağıtımı, Yunanlara devri yani tamirata karşılık tutulması olmadığı takdirde 20 yıl ertelenmesi gerekir. Düyonu Umumiye idaresi ortadan kalkacaktır. Güçlükler çıktığı takdirde Ankara'ya sorulacaktır. Lozan'a giden Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti Osmanlı toprakları üzerinde 16 bağımsız ülkenin kurulduğunu, alınan paraların bir kısmının yeni kurulan ülkelere harcandığını, bu yüzden borçların buna göre ödenmesini istemişti. Ancak bu istek kabul edilmedi. Osmanlı Devleti'nden kalan borçların ödeme şekli ilgili devletler arasında alınacak kararlara bırakıldı. Lozan Konferansı'ndan sonra 13 Haziran 1928'de Paris'te imzalanan bir anlaşmayla Osmanlı borçları sorunu çözüme kavuşturuldu. Bu borçlar en büyük payı Türkiye Cumhuriyeti'nin ödemesi şartıyla devletler arasında paylaştırıldı. Türkiye'nin payına düşen borçların taksitler halinde Türk lirası veya Fransız frank olarak ödenmesine karar verildi. 1929 yılında yaşanan dünya ekonomik bunalımı nedeniyle Türkiye dış borçlarını ödemekte zorlanmıştır. Bu nedenle 1933 yılında Paris'te yeni bir anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre Türkiye'nin ödemesi gereken dış borcun bir miktarı indirilmiş ve ödeme şartları hafifletilmiştir. Bundan sonraki dış borç ödemeleri düzenli bir şekilde yapılmış ve hükümet 1944 yılında erken ödeme kararı alarak 10 yıl içinde borçlarını bitireceğini bildirmiştir. Böylece bir asrı bulan Osmanlı borçları 1954 yılında tamamen ödenmiştir. 4. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden olan mütekabiliyet ilkesini açıklayınız. Milletler arası hukukta mütekabiliyet, bir devletin diğer devletin vatandaşlarına, mahkeme kararlarına veya herhangi bir davranış biçimine gösterdiği tutumuna karşılık diğer devletin de aynı biçimde davranması anlamına gelir. Atatürk, milletler arası ilişkilerde karşılıklılık ve eşitlilik ilkelerine önem vermiş ve ve milli menfaatleri ön planda tutmuştur. Bunu yaparken hiçbir devletin iç ve dış işlerine karışmamış, karşısındaki devletten de bunu beklemiş ve istemiştir. Milli mücadele sırasında yapılan anlaşmalarda ve Lozan Anlaşması'nda bu konuyu önemsemiş eşit devlet statüsü ile antlaşmaların imzalanmasını sağlamıştır.